Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir kıyafet dikeceğiz. Bakalım ne dikeceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu videomda güzel, değişik bir elbise çalışacağız. 2 metre kumaş kullanacağım. Çift el, 2 metre penye kumaş kullanıyorum ben. Kumaşım esnek. Likralı bir kumaş arkadaşlar. Şu an kumaşım 4 kat. Kumaşımı 2 metre kumaşımı önce enine katladım. Sonra da aldığım 1 metresini üstüne yatırdım. Boyuna katladım. Şu an önümde 4 kat 1 metre 70 santim kumaşım var arkadaşlar. Şimdi yine kendi kıyafetimiz üzerinden kalıp çıkartacağız. Şöyle penyemi güzelce tersine çevirdim. Şöyle dikiş yerleri görünsün istedim. Güzel bir kalıp çıkartacağım şimdi. İğneledim. Elimde tişörtümle kalıp çıkaracağım. Elimdeki tişörtümle. Şimdi kumaş katları burada oldu arkadaşlar, bu şekilde katlayınca. Şöyle 2 kat kumaşım oldu burada. Yine dediğim gibi kumaşım 4 kat. Ön ve arka bedeni, ön ortasını burada çalışacağım. Aynı tişörtümün ön ortası burada olduğu gibi. Hemen şöyle penyemin üzerine, kumaşımın üzerine tişörtümü yerleştiriyorum. Olduğu gibi tişörtümün kalıbını çıkartacağım arkadaşlar şimdi. Hemen arka yakam gibi ilk önce yakamı aldım. Omzumu aldım. Şöyle kolumu çevirdim. Kol oyuntumu da güzelce alayım. Şöyle bedenimde. Şöyle aşağı kadar dümdüz iniyorum bedenimi. Tişörtümü alıyorum. Tişörtümle işim bitti arkadaşlar. Şöyle düzeltmelerimi yapayım. Ne kadar tişört üzerinden de kalıp çıkarsak düzeltmelerimizi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi çok az pay vereceğim. Yarım santim kadar pay vereceğim. Çünkü likralı bir kumaşla çalışacağım. Ayrıca kol evimde bu çizdiğim yerden kesmeyeceğim. 2 santim yukarıdan gireceğim. Öyle keseceğim kolumu. Şöyle 2 santim yukarıdan keseceğim arkadaşlar. Çünkü penye olduğu için kestiğim zaman esneyecek. Şöyle verev olacak. Esneyecek. Kolumun altının çok açılmasını istemiyorum. Şimdi burayı bu şekilde keseceğiz. Kol altından şöyle göz kararı, bakayım ne kadar, ben 12 santim gibi gözüme geldi. Evet 12 santim. 12 santim. Şuradan bir işaret aldım. Şimdi omuz başımızdan şöyle mezuramızı tuttuğumuz zaman 40-42 santim bizim belimizi verir arkadaşlar. 40 santimi işaretliyorum. Şöyle 40 santimi şöyle gidiyorum. Burası benim belim. Omuz başımdan mezuramı tuttuğum zaman 40-42 santim bizim belimizi verir. Şurası da bedenim. Burayı da çizdim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuraya kadar 12 santim ölçü aldım. Buraya kadar burayı aynı şekilde geleceğim. Bel kısmında şöyle bir kavis vereceğim. Şöyle biraz da aşağı ineceğim. Çok az. Ne kadar aşağı indim? Santim aşağı inmişim buraya kadar ama bunun tamamını kullanmayacağım. Şurası uygun geldi gözüme.
bedenimden itibaren şurası 28 santim. Şuradan işaretimi aldım. Buradan da yine şöyle bir kavis veriyorum. Etek ucunda da 2,5-3 santim kadar şöyle işaretini aldım. Şöyle çıkıyorum. Biraz düz ve aldığım işarete doğru kavis vererek şöyle çıktım arkadaşlar. Şuradaki keskin hattı şöyle biraz düzelttim. Şu kavisimi de biraz düzelteceğim. Şöyle bir çizim yaptım. Ama hoşuma gitmedi. Şurayı şöyle biraz daha aşağı ineceğim. Şimdi şu çizgiyi şuraya kadar uzattım. Kaç santim dedim? 28 mi demiştim? Evet, 28. Buradan aşağıya, yani şu 28 santim uzattığım çizgiden aşağıya bu sefer 5,5 santim düştüm. Şöyle bir kavis verdim. Çok keskin bir kavis olmasın. Sürekli değiştiriyorum ama gözüme hoş gelmediği için. Şöyle bir kalıp çizdim arkadaşlar. Hemen kalıbımı kesiyorum. İsterseniz boyunu daha uzun yapabilir. Tam boy elbise olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz tunik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen 0,5 pay vererek 4 kat kumaşımı kesiyorum. Çok az pay verdim. Şurayı dikkat ettiniz. Tekrar dikkat etmenizi istiyorum şuraya. Tişörtümle aldığım kalıp şurada arkadaşlar. Ama 2 santim yukarıdan keseceğim. Hemen şöyle giriyorum. Şöyle biraz yukarıdan kesmiş oldum. Şurayı da şu şekil. Kalıbım çıktı. Enteresan bir elbise dikiyoruz. İster elbise yapın, ister tunik yapın arkadaşlar. Ben kolsuz çalışacağım. İsterseniz kol takabilirsiniz. İki türlü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kalıbımız bu şekil. Şimdi parçamı alıyorum. Arkadaşlar şu kısma dikim aşamasında kemer takılacak. Şöyle 20 santim kadar kemer takılacak. Onu da buradan çıkartacağım. Onu da dikim aşamasında gösteririm. Aldım çıkardığım parçayı. Şöyle elbisem, tuniğim. Ben sanırım tunik olarak kullanacağım. Çünkü boyu yeterli değil. Şimdi iki bedeni de tek seferde çıkardım arkadaşlar. Ön ve arka bedenim. Hemen birisini aldım. Şöyle birisini aldım. Arka bedenimi aldım. Burası benim ön bedenim olsun. Ön bedenimi de 5 santim şuradan giriyorum. Yakamı düşürüyorum. Omuzumu da şuradan 1 santim iniyorum. Şöyle düşürüyorum. Kolumda da arkadaşlar hemen hemen şöyle 0,5 içeri gireceğim. Şöyle şurayı biraz oyacağım. Hemen kesiyorum. Şöyle yapayım.
şöyle 0,5'e ben şuraya çok az aldım. Şöyle şu kadar arkadaşlar. Çok az aldım. Ön kolumu da oymuş oldum bu şekilde. Şimdi hemen kumaşlarımı açıyorum. Önce omuzları kapatacağım. Sonra yanlarımı kapatacağım. Tenye olduğu için yapışıyor birbirine. 20 santim uzunluğunda 2 tane bant keseceğim arkadaşlar. Şu köşelere bantlarımı dikeceğim. Arkadaşlar omuz dikişlerini kapattım. Şöyle yan dikişini kapattım. 2 tane çıkardığım, yandan çıkardığım parçadan şöyle bant kestim. Şu kısma, şu yan dikişi dikerken araya şöyle çekeyim. Bandımı diktim. Şu şekilde içeride kalacak şekilde. Şimdi diğer parçamı da karşı tarafa dikeceğim. Buraları da kapatacağım. Tüneğimin yanlarını kapatmış olacağım. Sonra da yakamı ve kollarımı şöyle incecik bir kere kıvırıp bir kere daha kıvırıp makine çekeceğim arkadaşlar. Penye olduğu için zaten kendisi dönecektir. Hem kol altlarını hem yakamı bu şekilde temizleyeceğim. En son olarak da eteğimi şöyle kıvıracağım ve dikeceğim arkadaşlar. Bakalım bitmiş hali nasıl olacak? Hemen dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, yine değişik, yine kolay, yine çok şık bir model çalıştık. Yandaki bantları belimizde toplayarak bağlıyoruz. Böyle bir model elde ediyoruz. Eğer istersek aynı şekilde arka tarafta da bağlayarak kullanabiliriz. İsterseniz elbise olarak, isterseniz de tunik olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir model çalıştık arkadaşlar. Ayrıca şu köşelere diktiğim bantlar var ya, onları dikmeden de çok güzel bir model oluyor. Çok değişik bir model oluyor. Şöyle, evet, bu şekilde kullanabilirsiniz. İnanın çok şık bir model oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.